renkli günler şeker. Evde hep gülen biri, sanki bizden biri. Hem gerçek hem de piri, masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli, ama bizimkisi bir peri. Evde hep gülen biri, sanki bizden biri. Hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. Annem, sihirli anne. Nasıl? Harika. Hayatım. Dudu, ben mi sarhoş oldum, yoksa masaya orkide mi düştü? Canım, onu ben de gördüğüme göre demek ki gerçek. Eli kolu bağlı olmasaydı, eminim sana ilk günkü gibi aşık, sadık ve üzerine titreyen taci bu çiçeği senin için alırdı. Onun adına ben yolluyorum. Daima böyle mutlu kalmanızı ve o orkidenin sizi nazarlardan korumasını diliyorum. Periliçe. Demek ki hala bir yerlerden bizi izliyor. Sağ ol Periliçe. Alırdı tabii. Nereye doğru bakayım? Ben de teşekkür etmek istiyorum. Bir yere bakmana gerek yok. O her yerden bizi görür nasıl olsa. Hadi yavaş yavaş kalkalım. Yoksa bu kafayla şatoya değil, Japonya'ya gitmeyelim. Vakit çok geç oldu. Kalkalım. Sen kuzenim nerelere kayboldu deme. Mutlu mu? İyi mi? Şimdi ne yapıyor? Geri dönecek mi? Hiç bunları düşünme. Ne geri dönmesi? Sen periler aşkına adaklar adamışsındır. Mumlar yakmışsındır geri dönmeyeyim diye. Kocanı al koluna tak. Bilmem kaç yüzyılıncı nikah gününü kutla. Ben ne yapıyorum? Neredeyim? Yalnız mıyım? Değilim. Hiçbir şey senin umurunda bile değil. İnşallah bir gün yalnız kal. Yalnız kal da anla ben ne yapıyorum. Nasıl yalnız yaşıyorum? Benim senden ne farkım var? Ha? Ne farkım var? Neden ben ne yerde ne gökte senin bulduğun gibi bir koca bulamadım? Betüş Peri, müsait misin? Ay, evet tabii Periliçem, buyurun. Sana bir şeyler izletmek istiyorum. Annenle babanın gökyüzündeki şu hallerine bak. Ne kadar romantikler, ne kadar şekerler. Ay, bunu duyduğuma çok sevindim. Didişmiyorlar değil mi? Her şey yolunda yani. Ne didişmesi? Aşktan ve kutlamadan sarhoş olmuş durumdalar. Ben aradan çekiliyorum. Sen izlemeye devam et. Thank you.
Taci. Hı? Bir şey itiraf edeyim mi? Beni nasıl eski halime getireceğini biliyorsun ama... kıskandığın için bunu yapmıyorsun. Ay, torunlarımın, çocuklarımın üzerine yemin ederim ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Neyi itiraf edeceksin o zaman? Hayatında başka biri mi var? Ay, itiraf deyince aklınıza neden hep kötü şeyler geliyor? Ay, siz insanlar hep böylesiniz. İtiraf demek, bugüne kadar söylenmemiş şeyleri söylemeyi istemek demek. Sadece seni hala çok seviyorum diyecektim. Affedersin, hep kötüsünü duymaya alışmışım da. Ağlatacaksın şimdi beni. Canım kocam. Dokunma omuzuma, tutma elimi. Aa, niyeymiş o? Bu görüntü benim değil de o yüzden. Eski halime dönemediğim için sihirli adamın bir oğlu verdim. Yaslanma başka adamın omuzuna. Ay canım, bu adam gerçek değil ki. Bu sadece bir kılıf. İçindeki sensin. Ayrıca ben senin köpek haline de sarılıp uyuyorum. Köpekliğim baki ama bu adam geçici. Sarılma, elini tutma, öpme. Bu gerçek olmayan ama adam gibi görünen adamı bile senden kıskanıyorum. Senin için bu adamı bile döverim. Ay, 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 kocam eteğindeki taşları dökmeye başladı. Kocam da beni kıskanıyormuş. Kocam da beni kıskanıyormuş. Kocam beni kıskanıyor muymuş? Ay Taci. Kaçığım benim. Delim. Ay, ay Taci. Ay, ah, Cem arıyor. Efendim oğlum? Evet canım, kafedeyim. Siz gelince çıkacağım. Annem, yok, duyamıyorum seni çok iyi Cem. Çok trafik gürültüsü var. Hadi bekliyorum, çabuk gelin. Merak ediyorum canım. Hoşça kal. Saatlerdir güneş batmıyor. Yani batacakmış gibi duruyor ama güneş sanki batarken donmuş gibi kana kaldı. Anneanneciğim romantizm yapıyor. Dedenle beraberler ya. Öyle bu tarafta güneş, bu tarafta ay. Manzarayı böyle hazırladı. Çok güzelmiş. Azıcık yıldızlar da var. Anneanneciğim domuzun teki gibi görünür ama içinde hiçbir detayı unutmayan, atlamayan, sevecen bir genç kızın yüreği yaşar. Acaba neredeler? Aa, dedenle beraber ruhları mutlu ya. Nerede olurlarsa olsunlar. Edacığım, hadi bakalım doğru eve artık. Tamam nine. Hadi. Biz geldik. Cevap veren yok. Herhalde daha dönmemişler. Anne, biz geldik. Evde yok herhalde baba. Bilmiyorum. Yani ben sesleniyorum. Şimdi yukarıdan mukarıdan iner falan. Ondan sonra bizi aşağıda görünce böyle yüreği hoplamasın kadıncağız. Anladın? Ama galiba yok. Çünkü Taci de yok. Ben bir telefon edeyim. Yok kızım, arama ya. 40 yılın başı kadıncağız böyle dolaşmaya çıkmıştır. Bir nefes alsın, bırak. Şimdi panikleyecek, eyvah gelmişler, yemek yapayım diyecek, haldır haldır koşturacak falan. Hiç gerek yok. Hatta diyorum ki ya, bugün benim günüm olsun ya. Değil mi ya? Bugün yemekleri ben yapayım, mutfağa ben gireyim ya. Ha? Ne istersin?
Ne bileyim baba, bir şeyler yok işte. Canının çektiği bir şey yok mu? Özel bir şey? Yok. Sana kabak ogreten yapayım mı? Çok sağlıklıdır. Ha kızım? O nasıl bir şey baba? Bak, beşamel soslu yapılıyor. Kabakları ince ince kıyıyorsun, tamam mı? Sana bir sır veriyorum, bunu mutlaka kullan. İyice haşladıktan sonra anında buzlu suya koyuyorsun ki yeşil kalsın ve vitamini içinde kalsın. Onları haşladıktan sonra tepsinin tabanına böyle diziyorsun. Ondan sonra o klasik senin de benim de bildiğim beşamel sosu yapıyorsun. Unlu munlu falan bağlıyorsun. Üstüne koyuyorsun güzel bir kaşar rende. Hop 200 derecelik önceden ısıtılmış fırın. Yapalım mı? Baba o biraz uzun sürmez mi? Bir yarım saat falan sürer. Ya boş ver sen o gödeni baba ya. Sen tavuk pilav yap. Gıden diyen ağzını öperim ben seni. Allah'ım ya. Tamam tavuk pilav yapalım. Hadi gel. Şunları yukarı çıkaralım. Üzerimizi değiştirelim. Doğru mutfağa. Ha? Tamam baba. Ben de istiyorum. Değiştireyim. Sana yardım ederim. O gıden diyorsun yani. O gıdenmiş. Ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum. Beni şad et şadi. Toprak sesleniyor. O yanındaki adam da kim? Deden? Onu insana mı çevirdin? Hayır. Sadece bugünlüğüne böyle görünmek istedi. Ben de bu kadar yapabildim. Neredesiniz? Babamla şatodayız. Erken mi geldiniz? Okuldan bir çıktık, kapıda beni bekliyordu. Erkenden döndük. Eyvah, şatoyu gördün mü? Yok, ben ondan önce görmüştüm. O yüzden şatoyu eve çevirdim. Siz ne zaman döneceksiniz? Biraz daha tadını çıkaralım şu anın. Geliyoruz. Müsaade et de güzel torunum. 3-5 dakika daha elimi kolumu sallaya sallaya gezeyim. Tamam dedeciğim. Toprak, yüzüğüme bak yüzüğüme. Deden almış. İçine de ne yazmış biliyor musun? Aa, çok güzelmiş. Ne yazıyor? Söylemem. Yok. Şatoya gelince gösteririm sana. Sabırsızlıkla bekliyorum. Toprak aç mısınız? Bugün yemekler babamdan. Hadi siz biraz daha gezin gelin. Tamam canım. Öptük güzel torunum. Ben de öptüm. Ah, ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum, beni şad et... Gördüm! Buradasın! Gördüm! Buradasın! Gördüm, buradasın. Gördüm, buradasın. Hadi ama artık yeter. Başım döndü. Hadi gel yanıma, biraz başka bir şey oynayalım. Gel. Ne oynayalım? Bilmem ne oynayalım. Eyvah, babam geliyor. İşte hazırım. Ay kimler gelmiş. Tatlı nineciğim hoş geldin. Mah öpeyim. Hoş bulduk oğlum. Sen hoş geldin. Mah. Nineciğim nasılsın, iyi misin? İyiyiz. Eda'yla muhabbet ettik, oyun oynadık.
Vallahi yani bugün için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani kayınvalidem gelmeyeceğim dedi. Hemen koşup ben bakarım diye geldiniz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah size yük olmadık nineciğim. Olur mu öyle şey evladım? Gençlerle, çocuklarla bir arada olmak bana yaşam sevinci veriyor, mutluluk veriyor, neşe veriyor. Ay canım ne güzel ya. Edacığım nineni hiç üzmedin değil mi yavrum benim? Güzel miyim onu hiç? O benim bir taneciğim, bir taneciğim. Ah canım ninem yani bir geldiniz, böyle yüreğimize doldunuz biliyor musunuz? Ya bizim biricik ninemiz oldunuz. Bunları duymak ne kadar güzel bu sevgi sözlerini. Ben de sizi evlatlarım gibi seviyorum. Eksik olmayın yavrularım benim, canlarım. Betüş gelmedi herhalde ha? Birazdan kafeden çıkacakmış. Biz telefonla konuştuk. O gelinceye kadar belki gerekir diye ben size iki kap yemek yapıverdim. Ay anneciğim bak şimdi oldu mu ya? Artık geldin müsaadenle ben de gidivereyim. Hayır olmaz. Otur lütfen yerine. Evladım yorgun argın işten geldin. Bırak gideyim. Hayır izin vermiyorum. Bu gece burada kalacaksın. Peki. Dudu eğer bir daha mazereti çıkar da gelmeyecek gibi olursa sakın çekinmeyin beni mutlaka çağırın. Ben Eda'ya seve seve bakarım. Olmaz o başka şey. Ne diyorum ben bu gece burada misafirimizsin bizim tamam mı? Bak soframızda sıcak aşımız var. Yatacak yerimiz yatağımız var. Yani lütfen yani. Ve bak ben aslında nineciğim büyüklerimin sözlerini daima dinlerim ama bu konularda asla dinlemem. Bizim başımızın üstünde misafirimizsiniz bugün. Gitmesin. Biz de kalsın. Beraber sarıla sarıla uyuruz. Ne diyeyim ben şimdi? Evet de de dünyalar bizim olsun. Hı? Hadi evet de. Evet. Yaşasın. Ninem bizde kalacak. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yani. Anne ne oluyor sana böyle? Ay ne bileyim kalbim böyle ağzıma geliyor ya. Birazcık sakin ol bir şey yoktur gelirler. Ay nasıl sakin olayım kaç saat oldu kızım? Ya Betüş belki trafik vardır o kadar panik yapma. Ya, tamam da o zaman arıyorum yani telefonları niye kapalı? Şarjları bitmiştir. Ay her şeye bir cevabımız var yani ne güzel ne rahatsız bravo. Sihirli aynadan bile bakmaya korkuyorum. Ya biz Fiji geç kaldık değil mi? Ay çok. Nerede kaldınız oğlum? Yani beyazsan çatladım burada. Nerede kaldınız? Ya yolda kaza olmuş. Biz de trafiğe takıldık. Evet ondan sonra bir de şarjımız bitti arayamadık. Bak ben demiştim anne. Aman ne güzel. Çok güzel söylemiştin. Anne pardon da sen niye bu kadar panik oldun? Niye mi oldum? Niye panik oldun? Oğlum 2 saat 20 dakika evvel telefonla konuştuk. Yola çıkıyoruz hemen geliyoruz dediniz. 15 dakikalık yolu 2,5 saattir gelemediniz. Telefonlarınız kapalı. Dünyanın bin bir türlü hali var. Yani ben nasıl panik olmayayım? Panik atak geçireceğim şimdi. Anne var ya bize pozitif odun versin yani. Anne olunca konuşuruz Ceren'cim. Ay neyse bir nefes alayım. Nasıl geçti bakalım? Final. Müthiş geçti. Biz kağıtları karşılaştırdık. Mükemmel kağıtlar vermişiz. Tebrik ederim kardeşim. Yani ben şahidim çok iyi hazırlandı. Ay dersi başımıza. Biz de böyle sınav yerine final vize falan desek keşke. Ay umarım ikinci dönemde böyle başarılı sınavlar verirsiniz de. Oh şu seneyi şöylece atlatırız. Önce bir sözlenelim de. Yani şimdi burada tam sırasıydı Cem'cim. Betty benize atmış annenin meraktan. Ay bırak Tuğçe içinden geldiği gibi konuşsun. Yani şu kafenin kapısından sağ salim girdiniz ya içeri ben daha bir şey istemiyorum. Hadi ben artık çıkıyorum. Şey anne eve mi gidiyorsun sen? Hayır bara gidiyorum. Aa. Ya. Ay ne güzel. Aa, delirdiniz herhalde. Tabii eve gidiyorum. Nereye gideceğim ben başka nereye giderim? Eve kafeye kafeye eve. Ha zaten geç kaldım. Nine baktı bütün gün Eda'ya. Yani, ne diyorsunuz canım? Evet annem çok da... Aşkım sen de bazen saf oluyorsun ha. Annem hiç bara gider mi? Allah Allah gider tabii yani. Belki babanla özel bir günü. Doğru. Yani. Onunla özel bir günümüz olsa gidebiliriz. Ama gidersek muhakkak size de haber veririm ki hep beraber olalım diye. Hadi benim çıkmam lazım. Görüşürüz. Selam söyle babama. Sen de söyleyin. Benden söylemene gerek yok. Evde göreceğim zaten.
Ah Ceren. Gör de inanma. Pakize'nin şatosunu talan etmişsin. İyi bak iyi. Talan mı etmişim yoksa yok mu etmişim? Ay. İyi bari bahçeye kıymamışsın. Canım Pakize'nin bahçesi olduğu için değil. Ağaçlar, çiçekler canlı oldukları için. Diğer canlıların da onlara ihtiyacı olduğu için. Biraz fazla şarap içtin herhalde. Bir gülüyorsun, bir ağlıyorsun. Ay dur şatoya geldik. Kendimi sihirleyeyim de bir açılayım. Ay halbuki ne güzeldi o çakır keyif. Dertleri unutmuş halimiz. Yıl dönümünü beklemeyiz. Çıkar ara sıra gene yaparız. Ay yaparız yaparız dur. Ay lafa tutma şimdi beni. İşte oldu. Aklı başında, derdi kalbinde eski Dudu oldum. Şimdi de benim sıram. Köpek olacağım. Sonra ne zaman insan olacağım diye düşünmeye başlayacağım. İşte benim de derdim bu. Merak etme. Her şeyi hatırlamayı öyle kalpten diledim ki belki de o unuttuğum sihirler bir anda aklıma gelecek. Yine eskisi gibi olacaksın. Ben de dilerim. Hadi hazırım. Beni de sihirle. Şu aslında ben olmayan ama bana birkaç saat için insanmışım gibi hissettiren şu adamcağız gibi görünmekten kurtulayım. Ay, kusura bakma Taci'cim. Bahçede dolaştık diyebilmem için seni içeri tasmayla sokmak zorundayım. Üzülme hayatım. Ne icap ediyorsa elbette onu yapacaksın. Hadi gidelim. Tamam, hadi gidelim. Sihirbaz gibisin baba. Bu kadar kısa sürede bunları nasıl yapabildin? En azından emekle yaptık kızım. Böyle sihirli değnekle falan yapmadık. Ya en kral sihirbaz gelse bu kadar kısa zamanda bu kadar şeyi yapamaz. Ah, buraya da yazıyorum. Sen biliyor musun ben kaç yıl bekar yaşadım? Kaç yıl? Kaç yıl? Çok yıl. Bayağı çokmuş. Ya dedim ben sana çok diye. Ha. Aklına ne gelirse anında yapabilirim kızım ben. Öyle bir yeteneğim, öyle bir sevgim, öyle bir kabiliyetim var bu yemeğe. Ay Yavuzcuğum, kusura bakmayın. Taci'yi dolaştırıyordum da saatler geçmiş. Arasaydınız ya biz geldik diye. Yok, hoş geldiniz anneciğim. Anneanne, ben söyledim ya. Toprak peri sesiyle mi söyledi diyeyim? Ben arayacaktım da. Daha babası arama dedi. Çünkü ne olacak? Aldır aldır eve koşturacaksınız, yemeğe girişeceksiniz. Ben de böyle bir şey istemedim. Bugün her şey benden anneciğim. Ve elinizi herhangi bir şeye sürmenize müsaade etmem. Ay bak bak neler almış. Almak değil anneanne. Kendi elleriyle pişirdi hepsini. Bak sen damatta ne maharetler varmış. Anneciğim soğutmayalım hazır. Buyurun siz de sofrayı lütfen. Gerçekten hepsini sen kendin mi yaptın? Evet anneciğim. Ben ve yamağım toprakla beraber. Dur ben bir elimi yüzümü yıkayayım ondan sonra geleyim tamam mı? Ama siz beni beklemeyin başlayın tamam. Biz atıştırdık zaten. Atıştırdık mı? Biz derken? Taci ile ben yerken ona da vermemek olur mu canım değil mi? Ona da verdim biraz. Peki. Bekliyoruz. Hadi kızım soğut. Al bakalım. Biri bitiyor, bir tane daha istiyor benim kızım. Necim, ellerinize sağlık. Valla o kadar güzel olmuş ki hepsi birbirinden lezzetli. Afiyet olsun Betüş'cüğüm. Nefis yani. Hakikaten hepsi birbirinden farklı ve çok lezzetli. Afiyet olsun çocuğum. Yani nine bravo size.
Yani hem bizim bu küçük yaramaza bakıyorsun, hem bize yemekler pişiriyorsun. Yani çok teşekkür ederiz. Aşk olsun Sadıkçığım. Ben de hem kızımıza bakıyorum, hem güzel yemekler yapıyorum. Canım ben onu demek istemiyorum. Yani yardımcı oluyor bize, kızımıza bakıyor. Hani bu haliyle bu yaşında yemekler yapıyor. Onu demeye çalıştım şekerim yani. Artık yani pot üstüne pot kırıyorsun böyle bu yaşında filan. Anneannem de çok güzel bakıyor, ninem de. Aferin sana. Sadıkçığım biraz abartıyorsun galiba. Ya nineciğim, ya Betüş'üm bakın ne olur yani siz kadınlar. Hani leblemeden leblebiyi anladık. Olayından bir vazgeçin, bir başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ben başka bir şeye bağlayacağım olayı. Yani bak ninem bu yaşında gelmiş, yorulmuş, Eda'ya bakmış, bize yemekler yapmış. Ne kadar güzel bir şey. Hani sen diyorsun ya hep, acaba bir yardımcı alsak mı eve, almasak mı Eda için diyorsun. Yani el geleceğine ninem bizde kalsın, burası onun evi. Ya zaten Ayşe Hanım da pek misafir gibiymiş yani. Ki ben anneannelerimin, ninelerimin, babaannemin elinde büyüdüm. Bir evde büyük biri olursa o evde ışık olur. Sonra ne olur? Bilgelik olur. Ha, ama kayınvaliden hariç değil mi Sadıkçığım? Yani aslında o da eskisi kadar pek huysuz gibi değil de aramızda. Laf aramızda ama Dudu'yu çok iyi bilirim. Bazen öyledir, bazen böyle. Bak gördün mü, aynı kafadayız nineyle. Neyse nine. Yani uzun lafın kısası, burası senin evin. Biz de istediğin zaman kalabilirsin. Başımızın üstünde yerim var. Aslında ne güzel olur. Sadık, evladım teklif için ne kadar teşekkür etsem az gelecek. Çünkü özünde laf olsun diye söylenmiş nezaket sözü değil, içten gelen sevgiyle söylenmiş bir söz var. Hepiniz benim çocuklarımsınız. Ayşe de çocuğum, Dudu da, Pakize de. Ama şimdilik onda misafir kalıyorum. Kendi yuvama dönünceye kadar da Ayşe'den ayrılamayacağım. Hayatım sen ısrar etme. Nineciğim arada kalmasın. O bize de gelir. Dediği gibi diğer yerlere de gider. Lütfen sen üstüne gitme bu kadar. Hı? Peki. Bugünlük peki ama. Ama ben gene de ısrar edeceğim, tamam mı? Yani bizim misafirimiz ol, burada kal diye ısrar edeceğim. Kusura bakma. Ha şimdi gelelim öbür konuya. Hangi konu? Pakize halayı aradın mı? Betüş. Aradın mı? Ah, işte nihayet sıra bana geldi. Devam Sadık, devam. Aferin, bastır, bastır. Sakın unuttum deme. Unutmadım. İyi de niye bir şey söylemiyorsun o zaman Betüş? Hayır Sadıkçığım, niye bu kadar ısrar ediyorsun bu konuda anlamıyorum yani. Ediyorum çünkü yani senden dolayı o da benim akrabam sayılır. Yani ha ninem ha o benim için fark etmiyor. Ben diyorum ki sana, yılbaşından beri kendisini göremiyoruz. Hani bir arayıp soralım. Ha yani kayınvalideye küs ya da araları bozuk diye aramıyorsa ben de bunu anlamıyorum nineciğim. Tamam işte böyle. Aramadın mı dedim. O zaman aradım de. Hem de ne çok arıyoruz bir bilsen. Hem yerde hem gökte. E'si ulaşılamıyor. Nasıl yani? Telefon mu kapalı? Evladım o öyledir. O telefonu kapatır, bu telefonu açar. O numarayı bırakır, bu numarayı alır. Uçuk kaçık bir kadın. Sen de gördün, tanıdın öyle. Diren Sadık, diren. Kanma onlara. Peki o eski numaraları var mı sende? Oradan aradın mı? Yani çünkü biliyorsun belki de hani sürekli rahatsız ediliyor. İşte sigortadan telefon açıyorlar, bankadan telefon açıyorlar. Yok bilmem telefon şirketlerinden telefon açıyorlar. Sıkılmıştır, kapatmıştır yeni numarasını. Eskilerden biri açıktır. Onları da ararız sonra. Ara beni, ara! Ara beni! Neyse sen bana o telefonu ver de ben bir arayayım eski numaralarından kendisini. Vereyim.
Sadıkçığım bak bütün numaraları bende kayıtlı. Pakize 1, Pakize 2, Pakize 3, Pakize 4, Pakize 5 hepsi var burada. İstediğin gibi istediğin numarayı ara. Ah keşke bulsan da biz de aradığımızı bulsak. Keşke. Nerede o günler? Alo? Açıldı. Yok o değildir o. Başkası onun hattını almıştır. Hayır onun sesi. Alo Pakize Alay'la mı görüşüyorum acaba? Evet benim. Peki niye bu kadar şaşkın konuşuyorsun? Ya halacığım kaç gündür Betüş'e sizi soruyorum yani. Nasıl bir hatır sor diyorum, bir ara merak ettik diyorum. O da aramış sizi bulamamış yani. Ben de böyle eski numaralarınızı istedim ondan. Ya ilk numarayı çevirdim pat diye karşıma siz çıkınca ilk numaradan onun için şaşkınım. Evet. Son numaramı kapattım. Yani işte oradan buradan böyle kampanyalar falan arayıp duruyorlardı o yüzden. Peki nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Her şey nasıl gidiyor? Bak... Yani herkese, Betüş'e de bu sistemlerimi lütfen ilet. Yani hiç beni ne aradılar ne sordular, ne yapıyorsun falan. Hiç ben öyle orada burada kalıyorum Sadık. Yani hiç kimse beni aramadı. Nasıl yani? Evinize ne oldu halacığım? Ya işte vicdansızın biri kaçak ev diye yıktırdı. Belediye bine yıktı işte evimi. Bilmiyor musun yıkıldı? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok vallahi. Betüş'le annem de bilmiyorlardı. Neyse ben sizi hemen almaya geliyorum tamam mı? Eşyalarınızı toplayın öyle onda bunda kalmayın. Bizde kalacaksınız tamam mı? Ne? Bizde mi kalacak? Hiç olur mu Sadıkcığım? Ben hiç sizin evinizin düzenini falan bozar mıyım hiç? Dünyada olmaz. Bakın ben şimdi ceketimi, paltomu giyip hemen çıkıyorum sizi alıyorum. Siz bana adresi verin. Neredesiniz alacağım sizi tamam mı? Neredeymiş? Almaya mı gidiyorsun? Biri şaka mı yapıyor? Pakize şu kapıdan girerse şak diye düşüp bayılacağım. Alo? Pakize hala neden cevap vermiyorsunuz? Peki o zaman. Geleyim bari. Merhametine çok teşekkür ederim. Ama canım sen bırak ben kendim geleyim olur mu? Hayır anlama ben hemen gelip alacağım. Bütün eşyalarınızı toplayın tamam mı? Öyle bir gece kalmak için eşyasız falan gelmeyin. Her şeyi alın buraya gelin bizde kalıyorsunuz. Ben hemen şimdi geliyorum. Siz bana adresi versenize nereden alayım ben sizi? Peki canım. Betüş'ün kafesinde buluşalım mı? Oraya çok yakın bir tanıdığımın evindeyim ben şimdi. Tamam olur. Ben hemen çıkıp geliyorum halacığım tamam mı? Tamam canım. Ben de şimdi hemen hazırlanıp kafeye geliyorum. Sağ ol. Ay ne demek yani dostluklar, akrabalıklar hep böyle günlerde belli olmaz mı yani? Önemli olan kötü gün dost olmak değil mi halacığım? Hemen geliyorum tamam mı sizi almaya? Bekleyin beni. Tamam. Hoşça kal. Evet ben gidiyorum. Hoşça kalın. Ya... Kaçak inşaat diye bütün evini yıkmışlar kadıncağızın. Tabii sizin de hiçbir kimsenin de haberi yok. Ya kadın şimdi yani evsiz barsız kalmış öyle. Onda bunda kalmasın. Gelsin burada kalsın. Sen hemen bir yer hazırla tamam mı? Burada kalacak. Ben gidiyorum hoşça kalın. Şaka herhalde bu değil mi? Şaka yani. Yani bizle mi yaşayacak? Pek tabii. Annen kuzenini bir zahmet arayıp sormadı yani değil mi? Hadi ben almaya gidiyorum. Hazırlıkları yap sen. Hem Pakize hala burada kalacak hem de ninem burada kalacak. Ne oluyor nine? Bu gece anlayacağız. Burnuma kötü kokular geliyor. Anneanne, Pakize Hala'nın şatosunu niye yıktın? Ay aman ne manasız bir soru. Niye yıkmayacakmışım? Kendi şatomu mu yıkayayım? Tuvalete gidiyorum dedin, inmek bilmedin. Biz çıkıyoruz. Tamam. Çevre temizliği bitmek üzere. Yeşil alan da bıraktım. Güzel olmuş mu?
Bunu ödeyeceksin. Dudu, bunu çok fena ödeyeceksin. Harika. Ay, aferin Pakize. İşte bu. İşte Pakize, ikon Pakize'yi yarattı. Şimdi... Evet. Bekleyin. Pakize geliyor. Ay. Hiç de müşteri kalmadı. Evet ya. Sıkıntıdan devleri yazmayı buldum ya. Daha önce bunu yapabilen oldu mu aranızda? Ciddi söylüyorum bak. Yok, ilk sensin Barış. Cidden? Hı hı. Vay be, sıkıntı nelere kaldır. Bak aklıma ne geldi? Hı, ne madem geldi? Sıkılıyoruz böyle, ilk müşteri kimin oyunu oynayalım? O ne be? Ya şimdi bir müşteri gelecek, dördümüzden birisi ilk müşteri benim diyecek, bütün müşteriyle o ilgilenecek. Tamam, ilk müşteri benim. İyi, güzel atladın. Son benim. Ama bak, o zaman oyunun kurallarına göre müşterinin her şeyiyle sen ilgileneceksin, tamam mı? E tabi. Tamam. Yani kaç kişi gelirlerse gelsinler ya da ne isterlerse istesinler hepsiyle sen ilgileneceksin. Biz hiç karışmayacağız. E kabul ediyorum. Tamam. Tamam. Süpermiş. Ece mi yazıyor orada ya? Yine şanslısın, akraban geldi. İyi de bahşiş bırakır. Ya. Merhaba. Merhaba. Aman efendim, kimler gelmiş kimler, sizi burada görmek ne büyük bir zevk. Nasılsınız? Canım, iyi olmaya çalışıyorum işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir yere mi gidiyorsunuz yoksa bir yerden mi geliyorsunuz? Ceren'lere taşınıyorum ben. Anlamadım. Hangi Ceren'leri? Ben tanıyor muyum? Siz Ceren'leri? Ben burada Sadık'la buluşacağım. Beni eve götürecek. Hadi ya. Ne güzel. Niye? Eviniz tadilattaydı yani. Ama kısa sürerdim. Mesela 2 saat kadarcık. Siz niye ağlıyorsunuz ya? Gelin şöyle, gelin. Size ben de su getireyim mi? Korumada kendileri. Yaptığı hiçbir hareketi göremediğimiz için hiçbir şey de öngöremiyoruz. Anneanneme haber verelim. Asla. Sen vermezsen babam mı haber verecek? Aslında Dudu ve Perinişe'ye de haber vermek lazım. Gazi Mustafa Kemal, dille ilgili çalışmalarından dolayı kendisini kutlayan heyetin telgrafını şöyle cevaplandırmıştır. Yazdın mı? Daha yazmadım anneanne. Çabuk olsana. Çabuk yazamam. Babam bakıyor. İyi hadi tabii.
Gazi Mustafa Kemal, dille ilgili çalışmalarından dolayı benim gitmem lazım. Ne oldu anne? Nereye? Yok, Betüş'e. Betüş'e? Bu saatte mi anne? Canım saat daha erken, sen şimdi uyuyakaldın diye sana geç gibi geliyor. Saat 9:30 yani şimdi. Peki ne oldu şimdi? Niye gidiyorsun anne yani? Sen uyurken Betüş'ten telefon... onun telefonundan bana mesaj geldi. Pakize oraya gidiyormuş, onu görmem lazım. Yani lazımmış, öyle söyledi. Bak, bakın. Mesaj. Bak, gördüm, tamam. İyi anne, o zaman tamam. Götüreyim. Hayır canım, senin gelmene gerek yok. Sen yat, uyu. Uykulu uykulu ben sana araba kullandırmam. Ben geleyim. Toprakcığım, senin erkenden okulun var. Sen derslerine çalış. Hadi otur. Üf anneanne. Anneanneye öfkelenmez. Dodo, istersen ben geleyim. Sen gel. Ben Taci'yi alıp giderim. Anne, şimdi bu saatte taksi kabul eder etmez falan. Ya ben götüreyim ya, hadi. Canım, durak taksisi tanıdık. Bir şey demezler. Ben şimdi ararım, söylerim. Bak, arıyorum. Alo, taksi mi? Ben Dodo. Tamam, hemen bir taksi rica edeyim. Tamam, bak geliyorlar, gördün mü? Allah Allah. İyi bari, ne diyeyim, dönerken Sadık bıraksın. Aklım sende kalmasın anne, lütfen. Ay tamam. Siz yokken ne yapıyordum ben? Nasıl hallediyordum işlerimi? Taksiyi çağırıyorsun, gidiyorsun işte. Ay Allah'ım ya. Taci, ben geliyorum. Üstüm başımı geliyorum. Ya ben şimdi hiçbir şey anlamadım ya, böyle uyku mahmuru falan. Şimdi bu Pakize halıyı görecek diye sevindi mi? Yok efendim, ondan mı sinirleri zıpladı? Ben bir şey mi yaptım, bana mı kızdı? Sen bir şey anladın mı kızım? Sence baba? Tabii ki Pakize alayı yüzünden. Anladım, olabilir. Ders mi çalışıyordunuz? Evet. Ne çalışıyorsunuz? Türkçe. Türkçe mi? Türkçe ise orada bir dur. Benim özel ilgi alanım. Çok iyiyimdir Türkçede. Ne yapıyorsunuz Türkçede? Yazı yazıyoruz. Çok önemlidir yazı yazmak. Çok önemlidir. El yazısı değil mi? Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Aruz vezninde falan geçtiniz mi? Faalatun faalun. Onlara geçtiniz mi? Kafiyelere geçtiniz mi? Uyaklara geçtiniz mi? Neredesiniz şu anda siz tam? Tam olarak neredesiniz? Ay Pakize Hanım, çok üzüldüm. Lütfen ağlamayın. Geçmiş olsun. Ay ağlamayın. Gelmişsiniz bile Pakize Hanımcığım. Ya baba, neler gelmiş başına Pakize Hala'nın. Sormayın çocuklar, sormayın ya. İyi bari sizde kalacak. Tabii kalacak, tabii bizde kalacak yani. Bakın çocuklar, en önemli şey bir aileye sahip çıkmaktır, bunu unutmayın. Ya çok geçmiş olsun Pakize Hala, inanın çok üzüldüm ya. Hay Allah. Çocuklar, siz Pakize Hala'mıza bir şeyler ikram ettiniz mi bari? Ettik ama... Çok iyi baktı çocuklar bana, çok iyi baktılar. Bak, su verdiler. Aferin çocuklar, aferin. Pakize Hala'cığım, canım Hala'cığım. Yani biraz daha burada oturmak ister misiniz yoksa hemen eve gidelim mi? Yok, gidelim. Gidelim de yani Betüş'ün haberi var mı? Sonra ben size yük olmayayım. Olur mu hiç öyle şey? Sizi dört gözle bekliyor Betüş. Teyze melek gibi bir insan. Kesinlikle hayır. Yani ayrıca nene de sizi dört gözle bekliyor. Nene de bekliyor. Tamam. Gidelim o zaman. Hadi. Bay bay çocuklar. Görüşürüz. Ki müşteri benim. En son ben böylelikle hiç çalışacağım. Ay ben dayanamıyorum, bayılacağım. Ay
Ben de. Ben de. Bakalım bizi ne numaralar bekliyor.